İbrahim Balcı, rektörde hizmet müdürü olarak çalışıyorum. Yanımda Fatih Bağır, Zonda Ordinite Proje Yöneticisi olarak görev yapıyor şu anda kendisi. Vestland Migration Projemizde kendisi proje yöneticiliğine üstlenmişti. Bugün size Vestland Pazarlama'da yapılan Esporana Konvojum Projesi'nden bahsedeceğiz. Ajandamıza bakacak olursak öncelikle aslında iki bölümde oluşuyor. Öncelikle SAP'nin roadmap'i, S4HANA, S4HANA'nın içerisindeki bir takım özelliklerden bahsedeceğiz. HANA'ya nasıl geçiyoruz, geçiş şeyleri, yöntemleri ve Vestel'in seçtiği yöntem. Daha sonra da Fatih Bey projenin genel detaylarıyla ilgili bize bilgi verecek. Öncelikle SAP'nin roadmap'i ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek isterim. Görebiliyorlar şu anda. Resme bakacak olursak sol taraf altta SAP HANA'nın Digital Core dediği, SAP'nin Digital Core dediği S4HANA yapısını görüyorsunuz. Burada Core'un çevresinde yine bir kısmı gömülü olmakla beraber, SAP HANA'nın içerisinde gömülü olmakla beraber çevresinde SAP CRM, SRM, TM gibi modüllerimiz var. Yine hani gösterme şansım olmuyor ama ortada büyük bir bulut içerisinde SAP'nin cloud platformunu görebiliyorsunuz. Bu cloud platform olarak sunulmuş, yani adı üzerinde zaten. Hem SAP'nin kendi uygulamalarını barındırıyor, hem de third party, bunlar müşteri olabilir, partner olabilir, geliştirdiği ürünleri üzerinde barındırıyor. En sağda SAP'nin cloud uygulamaları var. Bunlar da biliyorsunuz zaten Concur Araba, IBS gibi uygulamalar. Success Factors'u çok daha fazla görebilirsiniz. Cloud platform ve HANA'nın ortasında raporlama ile ilgili yine SAP'nin cloud'da tuttuğu kısım var. Bu Business Objects Cloud olarak düşünmüşsünüz. Cloud Analytics var, yine Digital Borcumun içerisinde. Buradan raporlamayı yapıyoruz. Bu kısmı on-premise'de tutuyor olabilirsiniz yani raporlamayı yapmak üzere. Sarıyla gösterilmiş çizgi tüm bu platformun entegrasyonunu gösteriyor. Kendi içerisinde tüm bu ürünler, platformlar, işte cloud olsun, on-premise olsun entegre bir şekilde sunuluyor. Yine en üstte de aslında son kullanıcının tüm bu uygulamalara erişmesini düşündüğü, SAP'nin düşündüğü Fiori katmanı var. Fiori katmanı üzerinden son kullanıcılar SAP'nin tüm ürünlerine aslında tek ekran üzerinden erişebilir durumda oluyorlar. Hem mobil olsun hem de desktop uygulamalar olsun. Bizim bu VESAR projesindeki kapsamımız daha çok hani şu anda da görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. HANA ve EVM, bunun dışında tabloda görünmeyen PO tarafı da var. Fatih Bey bununla ilgili bilgi verecek zaten. SAP'nin ERP sürümlerine bakalım çok kısa. İlk olarak 72 yılında ilk versiyonu çıktı SAP'nin. Daha sonra 79'da ikinci versiyon. Yani şu anda hepimizin de kullanmakta olduğu, yani çoğumuzun kullanmakta olduğu üçüncü versiyon, R3 dediğimiz versiyonumuz var. R3 versiyonundan sonra biz artık 2014'te bu R3'ü HANA, pardon, ERP olarak duymaya başladık. 2011'den itibaren de hayatımıza HANA girdi. Bundan sonra 2012'de EW HANA'nın üzerine geçti. Daha sonra bir sonraki slide'ında daha detaylı. Daha sonra işte Business Suite olarak adlandırıldı 2013'te. 2014'te de eklenti geldi. Simple Finance, en sonunda da Digital Core. S4 haline dönüştü. Öyle de diyebiliriz. Şimdi burada sürümlerle ilgili farklar var. Hani biz 2011 yılından itibaren HANA'yı duymaya başladık aslında. Fakat hani ne kadar HANA aslında bizim hayatımızı değiştirdi? Burada bunu görüyoruz. 2011'de sadece aslında bir lansman adı altında biz in-memory ile tanıştık. Faydalarını, işte hem fiziksel ortamda hem yazılım tarafındaki farklarını duymaya başladık. Bunların birbirleriyle ilişkilerini öğrendik. Daha sonra 2012'de BW HANA üzerinde çalışmaya başladı. Burada anlık analizler, anlık raporlama yapabilmeye başladık. 2013 yılında Business Suite geldi. Bu da aslında bakarsanız R3'ün, bildiğimiz R3'ün HANA üzerinde çalışan versiyonu. Burada daha hızlandık bu versiyonla beraber. Daha sonra 2014 yılında Simple Finance duyduk. Bu aslında hani bir önce bahsettiğim yapının yanına gelen bir add-on gibiydi. Tam olarak 2015 yılında HANA ile
SAP'nin yazılım katmanı bir araya geldi ve tam anlamıyla biz aslında dördüncü versiyon diyebileceğimiz S4'la tanışmış olduk. SAP bunu aynı zamanda Digital Core olarak da adlandırıyor. Burada neler geldi hayatımıza? Daha basit bir data modeli geldi. İşte Fiori ile Fiori 2 ile daha uygun bir arayüz, daha kullanıcı dostu bir arayüz, daha hızlı çalışabileceğimiz, anlık raporları alabileceğimiz bir ortam geldi. Ve farklı, aslında cloud tarafında da kullanabilir olduk on-premise'le beraber. S4ANA geliştirilirken SAP'nin uyguladığı temel prensipler aslında hani çok detaylı değil. Hani daha önce SAP R3 üzerinde gelen eleştirileri aslında cevap vermek açısından, bu ihtiyaçları karşılayabilmek açısından hızlandırma, sistemin hızlanması için inmamalı, veri tabanının sadeleştirilmesi ile çalışmalar yapıldı. Bunun dışında da SAP Fiori daha yaygınlaştırıldı. Aslında Arüş'te de var bir Fiori'yi kullanabiliyordunuz. Fakat HANA ile beraber çok daha yaygın bir şekilde kullanabilmeye başladınız. Şu anda 16-10 versiyonu ile ilgili datalarında 7000 civarı ekran sayısı var kullanabildiğiniz standartta gelen Fiori adında. Uygulama seçeneklerinden bahsetmiştik. Uygulama seçeneklerimiz hani aslında ikiye ayrılıyor. Bir, kendi lokasyonunuzda on-premise diyebileceğimiz uygulama seçeneği. Bu hani zaten Türkiye'de genel olarak kullanılan yöntem. Bunun dışında cloud seçenekleri var. Bu yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Bu sene 25 Ekim'di sanırım. 25 Ekim'de yapacak SAP Now'daki SAP'imizi tanıtıyor olacak. Yine çeşitli ortamlardan görmeye başladık. Cloud Türkiye'de hayata geçiyor bu şekilde. Bunun da iki farklı uygulaması var. Ana olarak baktığımızda bir tanesi cloud, private cloud. Bu kendi şirket kendi özelinde aslında cloud'u tutuyor. Başka hani paylaşımlı bir ortam değil. Sadece kendini dedike edebileceğiniz bir ortamda. Diğeri de genel herkesin kullandığı bir yapıdan kullanıyorsunuz SAP'yi. Biz hani bugün daha çok on-premise'i konuşuyor olacağız. Çünkü hani yapılan, o dönemde yapılan araştırmalarda aslında cloud'un çok önemli olmadığı, çok önemli değil, çok uygulanabilir olmadığı bir sonuç ortaya çıktığında daha çok on-premise seçenek değerlendirilmiş olduğu için. Peki R3 ile S4HANA arasında ne gibi farklar var? Öncelikle veri tabanı üzerindeki işlevsel farklarımız var. Bunlar tabii bellek içi mimarinin getirmiş olduğu yapı bir kere önemli farklılık. Bunun dışında veri tabanı içerisindeki tablolarda aslında çok ciddi sadeleştirmeler var. Bununla ilgili bir slide'ımız var, orada da hani çok kısa konuşacağız. Bunun dışında işlevsel farklarımız var. Bunlardan 5'e ayırıyor SAP bunu. İKM'nin çözümlerinin olduğu alanlarda yapılan sadeleştirmeler. Hani buradan bir örnek var aslında çok hani belirgin olarak. SAP'de iki farklı şey varken, muhasebe defteri varken bir GL ve FIGL sanırım. Bunları tek şey altında tutmaya başlıyor. Bunun gibi örneklerimiz var. Bir takım ECC özelliklerinin HANA'da olmaması yeni işlevsel olarak bakarsak çok kısıtlı, aslında hayatımıza etki etmeyen bir madde. Bir takım arışta olan uygulamaların artık cloud'da olması ya da roadmap'te cloud'a yönlenmesi. Bunların en iyi örnek SuccessFactors faktörü verebiliriz. Bunun dışında Ariba'dır. Hani bu biraz önce roadmap'te bahsettiğimiz cloud içerisindeki uygulamalar. HANA'da olan yeni işlevlerimiz var. Bu da yine endüstri spesifik bir iki tane örneğimiz var burada. Bir de transportation management olarak geçmiş orada bir öyle bir örneğimiz var. Yine beşinci farkımız da bazı eklenti ve standalone uygulamaların HANA içerisine entegre edilmiş olması. Burada en ayrıcı örnek belki VM'in EVM'e geçişi olarak görülebilir. Yine PLM'in bazı fonksiyonları SAP yani HANA içerisine aktarılmış durumda. Cache management var. Yani neler olduğunu çoğullamak biraz da
kullanıcıların hani düşündüğü sistem hangi sistemse, mesela EHP 6.0 ile 16.10 arasındaki farklılıklara bakarsak saymakla bitiremeyiz. Ama işte 15 bir önceki versiyonla, 16.10'dan bir önceki versiyonla bir sonraki versiyon arasındaki farklara girersek daha tabii kısıtlı yönetici şeylerden bahsedebiliriz. Neden alaya geçiyoruz? Yani alışlar neden alaya geçmeyi düşünmeliyiz? Bunu iki ana başlıkta düşünebiliriz. Bir yönetim açısından, bir de teknik olarak bakabiliriz. Aslında tabii hani en büyük neden sonuçta hani yeni bir versiyonu SAP'nin yani bir süre sonra bunun yani arayışın desteği sonlanacak. Yani bir şekilde zaten HANA'ya geçmek zorunda. Yani hem destek anlamında düşünebiliriz hem de gerçekten bir dijital dönüşüm kapsamında bunu yapmanız gerekli. Kendiliğinden ortaya evet. Çıkıyor. Bana çok basit örnekleri benim slaytlara geçtiğimizde var artık anlatayım. Burada hani biraz önce de bahsettik aslında. Fiori 2 arayüzünün çok daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olması, kullanıcı deneyiminin çok daha iyi olması hatta S-Oran'a üzerinde. Bu bir yönetimsel açısından aslında kullanıcılar açısından önemli bir etken. Tabii ki hızlanma, bellek içi veri işleme mimarisinin kullanılmasıyla beraber hızlanma, gerçek zamanlı verilere erişim. Aynı zamanda işte günümüzde hepimiz de duyuyoruz, işte IoT'dir. AI'dır gibi teknolojilerin artık HANA üzerinde oluyor olacak olması. Bahsettik desteğimiz zaten bitecek. Yani bundan sonra aslında daha çok geliştirmeler S/4HANA üzerinde olacak. Arch üzerinde çok kısıtlı geliştirmeler olacak ve genel modülleri alacaksanız eğer S/4HANA'da olmanız daha faydalı sizin için. Teknik olarak baktığımızda da işte biraz önce de bahsettik bir takım hani dışarıda olan modüllerin, ERP'nin içinde olan modüllerin artık HANA'nın içerisine gömülü olarak geliyor olması. Yine raporların gömülüyor olması. Mesela çok hani bahsettiler özelliklerden, şeyler, sıkıntılardan bir tanesi malzeme numarasındaki kısıtlar, bunu SAP biraz genişletmiş oldu. Yine SAP'nin eklenti desteği, yani bu hani ben şunu slide hazırladım, 170'in üzerinde civarında eklentisi olduğunu söylüyor SAP. Yani onun içerisinde ek lisans gerektiren veya gerektirmeyen modüller söz konusu. Lisanslamayı evet, yani tamamıyla dışarıda tutuyoruz, bunu söylemekte fayda var. Lisanslama tamamıyla farklı bir konu. Hani ne kadar içinde gömülü olarak da geliyorsa, ayrıca araştırmak lazım. Şekilde geliyor olması lazım. Yine SAP ile beraber konuşuyor. Şimdi bunu özellikle göstermek istiyorum. Bunu Fatih Bey'le biraz destek verecek. Bu yukarıda gördüğünüz R3'ün Business Suite'in aslında içerisindeki veri tabloları. Altta da HANA'nın içerisinde tutmuş olduğumuz veri tabloları. Aslında ikisinin arasındaki farklılık çok net bir şekilde belli. Yani SD, MM ve FI'deki bizim onlarca tablolarımız bir nevi sadeleştirilmiş oldu. Bunu yapabilmek daha önce mümkün değildi. Çünkü in-memory çalışan ve çok hızlı çalışan bir database'imiz yoktu. Dolayısıyla ana gibi bir şeye dayanarak, ana gibi bir desteğe dayanarak SAP DB'sinde de bu şekilde bir değişiklik, tablolarda değişikliğe gitti. Malzemeye ilişkin verileri MatDoc isimli tabloda tutmaya başladı. FI'deki verilerini ACTOCA'da tutmaya başladı gibi değişiklikler yaptı. Bu değişiklikleri de proje içerisinde ne şekilde biz değerlendirdik, onu da daha sonra değineceğiz zaten. Şimdi tabii ki S4'a geçiş için, yani Arış'tan S4'a geçiş için çeşitli SAP'nin önerdiği senaryolar var. Yani S4'ün de seçmiş olduğu bir yöntem var. Bu hani senaryolara bakacak olursak üç farklı senaryo öneriyor SAP. Bir tanesi sıfırdan yeni uyarlama. Yani yeni bir kurulum yapıp bunun üzerinde sıfırdan uyarlayarak eski verilerle bir şekilde o tarafa taşımak bir yöntemi. Sistemi dönüştürme, hani bizim migration olarak da adlandırabiliriz ama SAP buna conversion metodolojisi diyor. Biz verilerimizi bir şekilde migrate ediyoruz aslında ama conversion olarak adlandırılmış. Bir de landscape geçişi, landscape transformation olarak adlandırılan üçüncü yöntem. Burada birden fazla kurulumuz var. Bunları cloud'a ya da on-premise tek bir kuruluma dönüştürmek için uygulanması gereken senaryo. Temelde baktığımız zaman zaten üstteki ikisi, yani ya sistem dönüştüreceğiz
ya da bir arşiv sistemi yapacağız. Eski sistemimizi tamamen arşive dönüştüreceğiz. Bir yeni bir kurulum yapacağız. Evet. Sıfır bir kurulum yapar mıyız? Şimdi Vestel'de baktığımız zaman, Vestel Pazarlama İstanbul Şubesi baktığımız zaman daha çok bir yapı yok aslında, zaten merkezi olduğu evet. için bizim seçeneklerimiz doğrudan zaten 3'ten 2'ye iniyordu zamanında. Yeni uyarlamamız, sistem dönüştürmemi yapacağız. Tabii hani Vestel'in de bir takım öncelikleri var. Bir kere hani perakende sektöründe olması nedeniyle zaten çok hızlı olması gerekiyor. Evet. Üretimle entegre bir şekilde bir şey ilerletiyor olması gerekiyor. Hem üretim hem de pazarlamanın da yani ticaretin de bir duruş zamanında denk getirme anlamında ikinci maddeye girecektiniz. Evet. Araya girdim. O duruşlara da paralel bir şekilde bir zamanlama yapmamız gerekiyordu. O anlamda projenin canlı geçişin konumlandırılmasını biraz dikkatli seçmek gerekiyor. Bu tip projelerde şöyle riskler oluyor, her zaman olacak, hayatımızda risk var. Canlı geçişin öyle bir tarihe getirilmesi lazım ki alternatif zamanının da optimum bir zaman sonra olabiliyor olması lazım. Biz de zaten o tarihi seçerken ona dikkat ederek seçtik. Yani iki önceliğimiz vardı aslında baktığımız zaman. Bir projenin süre anlamında kısa sürmesi, iki canlı geçişin çok kısıtlı bir zamanda yapılabiliyor evet. olması, işte Fatih Bey'le evet. benim gibi. Hızlı tamamlanmasına istek de şu, aslında sebep olan istek şu, ne kadar proje zamanını takvime yayarsanız o kadar değişiklik yönetiminde yönetmek durumunda kalırsınız. Şimdi conversion metodolojisiyle gittiğiniz zaman, yani bizim tarzda gittiğiniz zaman bu daha da bir challenge meselesi olmaya başlıyor. Yani ortada bir upgrade etmek istediğiniz bir sistem var, ayrı verilerle kopyalamak istediğiniz bir sistem var. Aynı zamanda paralelde de yürüyen başka bir sistem var. Bir paralelde yürüyen sistemde bir değişiklik talebi olduğunda aynı şeyi öteki tarafta da yapmanız gerekiyor, öteki tarafta da testini yapmanız gerekiyor, orada da testinizi yapmanız gerekiyor gibi işleri de çiftlemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla takvimin hızlı bir şekilde ilerliyor olması hem bizim açımızdan, hem danışman firma açısından, hem de kullanıcılar açısından gayet olması gereken birinci madde olarak yazdık. Buradan ben devam edebilirim. Yani dönüş aslında bir nevi girmiş olduk zaten bir sonraki slide'a. Bu hani görmüş olduğumuz slide aslında gerçekten hani zamanında kullanılan değerlendirme tablosu. Evet, evet. Aslında yani mesela pazarlamada biz S4'ün daha önceki slaytlarda gördüğümüz iki seçenek var önümüzde demiştik. Bir tanesi neydi? Yeni bir uyarlamayla, yeni bir makinayla sıfırdan verilerimizi sadece mevcut bakiyelerimize aktararak, sadece ana verilerimizi çekerek, yani kullanıcıların hayatında bir arşiv sistemi oluşturarak yeni bir makinayla başlamak vardı birinci seçenek. İkinci seçenek de tamamen kullanıcının hissetmeyeceği bir şekilde, tabii ki yenilikleri hissedecek. Yenilikleri hissetmelerini sağladık zaten projenin içerisinde. Fakat conversion anlamında yani verileri, eski verileri de görebileceği bir sistem kuruyor olmak. Şimdi bizim burada ilk seçime katkıda bulunan diyeyim sebeplerden bir tanesi şuydu. Birazdan anlatacağım Vestel pazarlamanın biraz tarihçesini SAP ile olan ilişkisinin tarihçesini anlatmaya çalışacağım ama şimdiden bir bilgisini vereyim. 2013 tarihinde, 2013 Ocak ayında Vestel Pazarlama, yani Vestel Ticaret Şirketi'nde bir zaten upgrade yaşanmıştı. Ve bu upgrade zaten sıfır bir kurulumla yapılmıştı. Dolayısıyla bir mevcut arşiv sistemi vardı. 2013 ve 2017 arasında 4 senelik bir mesafe var. Ve bu 4 senelik mesafe tekrar yeni bir sıfır bir kuruluma çok da kullanıcıların yanaşmamasına sebebiyet getirdi. Tekrar işte bir arşiv sistemi daha, bir arşiv sistemi daha. Bu tür bir şeyle çok da girişmek istemedik açıkçası. İkinci sebep de yine 2013'te aslında biz bir ana veri temizliği, bir standartizasyon geçirmiştik o projeyle beraber. Ve o proje ekibinin bir kısmı da proje içerisinde gerek vektör olsun, gerek kullanıcılar olsun zaten mevcuttu ve onun getirdiği de bir cesaret vardı açıkçası. Yani orada biz bunu yapmıştık. Conversion, okey, conversion da yaparız, sorun değil deyip bu işe biraz gelişmiş olduk. Ben biraz slide'dan farklı bir şekilde anlattım. Evet, süre, metot, deneyim, efor gibi kıstaslar da bu conversion
meselesini seçme anlamında çok değerli kriterler. Bunların da tek tek değerlendirilmesi gerekir her şirket özelinde. Vestel pazarlama için belki conversion metodolojisi doğru bir adresti. Fakat başka bir şirket için, mesela bizim grup şirketlerimiz var başka tekstil tarafında olsun, enerji tarafında olsun, zorlu holding bünyesinde. Orada mesela hiç upgrade yaşamamış bazı şirketler var. Onlarda mesela default olarak insanlar tabii ki sıfır kurulum olsun diye düşüneceklerdir ve öyle de olacaktır diye düşünüyorum. Senaryo anlamında conversion'ı seçmemizi böyle özetlemiş olayım ben. Projeden bahsedeyim. Evet, projeden bahsedeyim. Daha da detaylara gireyim. İlk önce bir Vestel Ticaret İstanbul Şube'de yaptık biz bu projeyi. Vestel Ticaret İstanbul Şube ne demek? Vestel onlar seviyesinde bir grup şirketinden konuşuyor. Bunların en büyüklerini sayacak olursak Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik ve Vestel Ticaret oluşturuyor. Vestel Ticaret'in de aslında iki tarafı var. Yaklaşık cirosunun %80'ini oluşturan bir ihracat tarafı var. Bir de yaklaşık %20 tarafına tekabül eden Vestel Ticaret İstanbul Şube. Yani sadece yurt içi pazarlama ve satış ağı artı müşteri hizmetlerini kapsayan bir şirket var. Bu son söylediğim şirkette biz Esforana projesini gerçekleştirdik. Tüketici elektroniği, beyaz eşya, elektronik üzerine bir şirket bu tabii ki. Vestel grup şirketleri 2017 içerisinde yaklaşık 16 milyar TL'lik bir ciro açıkladı. Bu zaten Vestel'in kendi official sitelerinde de belirtilen bir şey. Vestel tüm grup şirketleri içerisinde çalışan sayısı yaklaşık 16 bin tane. Bizim proje kapsamında Vestel Ticaret İstanbul Şube içerisinde artı müşteri hizmetleri içerisinde, bunlar ikisi bir şirket bu arada parantez içerisinde, yaklaşık kişi sayısı, çalışan sayısı 2500 civarında. Yani bu da yaklaşık %20'sine aynı ciro gibi, ciro da öyle, %20'sine tekabül ediyor Vestel'in cirosunu. Projemizin adına her ne kadar sonunda S4'a upgrade migrasyon desek de biz V4 dedik. Ve hatta bir şans eseri bu isimlendirmeden haberdar olmayan genel müdürümüz de V4 başlığı altında bir lansman falan yaptı, öyle bir rastlantı oldu. Projemizin kapsamı neydi? Genel itibariyle hani yaptığımız birçok şey var fakat ana temamızı söylemek gerekirse aslında EEP 6.0'dan biz 16.10 versiyonuna conversion projesini yapıyoruz, yaptık. Ve bunun paralelinde de ayrıca belirtmekte fayda olur diye söylüyoruz. SAP PI modülünden, o orkestrasyon modülünden PO modülüne geçtik. Bu da aynı projenin kapsamı içerisinde yönetildi. Kapsamda ne kadar, hangi modüllere girdiniz denilecek olursa, tabii ki bir satış pazarlama şirketinde en çok kullanılan modüllerden birisi olan SD başta geliyor. O yani bir tahminleme, transaction anlamında bir tahminleme gerekirse %60 civarında SD. MM'i de katarsak %70 civarında, %80 civarında SDMM üzerinde dönüyor. Tabii ki FI de var beraberinde. Aynı ERP üzerinde real estate'de koşuyor. Tabii ki CEO var gibi modüllerimiz var. İçerisinde VM var depo yönetimi anlamında. Var idi. Şimdi biz onu kısmen EVM'e çevirdik. Uyarlama metodolojisi olarak da esasen ASAP'ı seçtik diyebilirim. Yani standarda, daha eski standartlara daha yakın bir metodolojiyle ilerledik. Evet bir ön analizimiz oldu, evet bir kavramsalımız oldu. İş birimleriyle yaptığımız toplantılar vesaire. Peşinden geliştirmelerimize başladık. Sonra kullanıcı testleri, BT testleri ve ardından canlıya geçiş şeklinde gitti. ASAP metodolojisi okey. İleriki slaytlarda belki biraz şuna değineceğim, onu şimdiden işaretini vereyim. ASAP metodolojisinden daha çok Activate'e girse miydik acaba dediğimiz, hani lesson learned, ne öğrendiniz bir projeden diyecek olursanız, keşke Activate yapsa mıydık acaba dediğimiz oldu açıkçası. Ama o zamanlar tazeydi bu arada. Activate metodolojisi de hani çok
Aslında evet, onu da daha önceden... Görünen, bilinen, aa şurası yapmış, burası yapmış, bak ne güzel evet, yapmışlar. İş çok büyük. Evet, evet, zaman kısıtlı. Mesela biraz daha geleneksel yöntem. Evet, geleneksel yönteme geçtik. Projenin süresi ne kadar tuttu? O yaklaşık 12 ay tuttu. Zaten planlarımızda evet, bir yılı bulur diye tahmin ediyorduk. Tam tamına bir yıl sürdü. 1 Mayıs'ta başladık. 2017'de bir kick-off'la başladık genel müdürümüz Ervin Güler'le. Go-Light tarihimizde 23 Nisan tatilinden faydalanarak 25 Nisan'da canlıya geçiş yaptık. Mevcut upgrade yaptığımız sistemin içerisinde 1100 tane kullanıcımız vardı. Mevcutta da 1200'ü bulmuş olabilir. Tahmini proje eforumuz da slide'da 2600 artı 300 demiştik. 300 iş kaynaktan kastığımız bizim kendi proje yöneticim, proje yönetimi üzerine. Fakat bunu daha değişik rakamlara vuracak olursak şöyle de diyebiliriz. Aslında günde 10 kişi çalıştı bu projede. Proje boyunca günde 10 kişi çalıştı diyebilirim. Burada biraz rate'ler de devreye giriyor. Yaklaşık 100, yani iş ortaklarımızı, stakeholder'ları da sayacak olursak 120-140 arası kişinin eli değdi bu projeye. BT anlamında eli değdi. Kullanıcı bazında bu rakam bir o kadar da artacaktır. 120-130 kişiyi bulacaktır. Test senaryolarını anlatırken belki değinirim ama kaçırırsam diye şimdiden söylüyorum. Bu kadar kişinin emeği var aslında bu projenin içerisinde. Bir nevi yani projeye gelen bakış çerçevesinde ben hani büyüklüğünü anlatmış oldum herhalde projenin. İş gereksinimlerimiz neydi? Aslında saydığınız iş gereksinimlerinin çok dışında değil. Fakat ilave bir takım bizim gereksinimlerimiz, bize özel gereksinimlerimiz ortaya çıktı. Yani dijital dönüşüm demeyeceğim ben. Yani bu bir artık bir seçim değil. Dijital dönüşüme geçmek bir seçim değil. Artık hayatımızın her boyutunda dijital dönüşüm var. Hepimizin ailesi, annesi, babası, hani yaşlılar özellikle evladım şunu nasıl yapıyorduk falan diye bizleri arıyor. Yani dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundasınız. Eğer hafta sonu bir yere gidecek olacak olursanız o navigasyonu açmak durumundasınız. Dolayısıyla biz bu dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundaydık. Birinci sebep tabii ki bu. Hızlanmak istiyorduk, evet. Hana ile birlikte, evet, uçalım. Gerçekten uçalım. Uçmak neymiş bir görelim dedik. Fiori ile bir önceki versiyonla, ERP 6.0 ile daha önce tanışmamıştı mesela pazarlama o anlamda. Yani evet, Fiori kullanılabilirdi ama tanışmamıştı. Kullanıcılardan da şöyle feedbackler geliyordu açıkçası. Biz ne zaman SAP'ye internetten ulaşabileceğiz? Nereden, telefondan, tabletten siparişlerimi girebileceğim gibi beklentiler vardı zaten. Biz onlara biraz sürpriz yaptık. Test aşamasında tanıştırdık onları bu ekranlarda. Onlar da sevindiler gayet. Kodsal olarak standartizasyonu sağlamak, evet. S4HANA ile birlikte biz ciddi bir geçiş var aslında. Yani ERP6'dan 16-10'a kadar aslında bir sürü suite analar vesaire gibi bir sürü versiyonlar var. O versiyonların getirdiği, demin bahsettik işte burada rehber simplification list oluyor. Orada işte şunu, bu versiyonla birlikte şunu yapabiliyorsunuz vesaire gibi ayrıntılı olabiliyor. Sektöre özgü biz de mesela yararlandık o listeyi üzerinden. Oradan nelere geçiş yapabiliriz? Hangi bizim aslında geliştirme yoluyla yaptığımız ama aslında doğru bir yapılacak olan iş belli ve bunu standartta yapılmışsa biz bunu standarda çevirelim. Neden böyle bir geliştirme yaptık? Çünkü elimizdeki kaynakları kullanamıyorduk. O versiyonda o özellikler yoktu vesaire. Bunları standarda çekmeye çalıştık. Aynı zamanda bizim genel müdürümüzün, o projeyi yaptığımız şirketin genel müdürünün iki tane isteği vardı. O isteklerden bir tanesi şuydu. Ve bizimle de örtüşüyordu o istekler. Yani biz de can gönülden istediğimiz istekler bunlar. Bunların bir tanesi neydi? Standart dışında yaptığımız geliştirmeleri minimize etmek. Hatta genel müdürümüzün lafıyla söyleyeyim, sıfırlamak. Sıfır. Sıfır zeyli yapı. Ya da geliştirme yapı. Hedef oydu. Evet,
%100 hedefi tutturamadık ama gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun paralelinde de evet, insanlara Espor'u anlatacaksınız. Onları dinleyeceksiniz. Kavramsal tasarım yapacaksınız, analiz yapacaksınız. Bunun içerisinde iş birimlerimizle görüşürken lütfen bizim süreçlerimizi de bir dokümante eder misiniz isteği vardı. Bizim o anlamda içeride kullandığımız Tipkonimus isimli bir program var. O program üzerinden biz yaptığımız bütün analiz toplantıları, adetlerini birazdan söyleyeceğim. O toplantılarda aldığımız notlar ve ekstradan aldığımız telefon ya da işte diğer komünikasyon araçlarıyla iş birimlerinden aldığımız veriler ışığında yaptığımız bir dokümantasyon oldu. Gayet ciddi bir kurumsal hafızaydı aslında. Evet. Bu tür projeler zaten bunun için bir fırsat. Yani başka fırsatlar doğabilir mi? Hayır. Özel olarak bir proje yapmadığınız sürece bu tür bir fırsat doğmaz. Bu gerçekten hani bir hadi onu da yapayım bu arada dediğimiz bir şeydi. Bu sunumda fiyatlandırma süreçlerine girmişiz. O biraz özel hani standartizasyon çerçevesi sisteminde aslında nitelendirebiliriz fiyatlandırma sürecinde. Fiyatlandırma niye dedik? Evet, pazarlamanın bel kemiği fiyatlandırma. O anlamda da ön planda olan standartizasyonunda ön planda olan fiyatlandırmaydı. Proje gereksinimlerinden bir tanesi de evet bahsettik az önce PI modelinin PO'ya geçişi. O da teknolojinin nimetlerinden faydalanmak adına yaptığımız bir geçişti. Bir sonraki slaytımızda temel zorluklar ve başarı faktörleri demişiz. Temel zorluklarımız neydi? Conversion projesinde de tabii biraz daha önem kazanan katalog süresi. Yani biz ne kadar güne sığabileceğiz, bu işi ne kadar günde yapabileceğiz. Bu geçişe şunu diyor olmak gerekiyordu. Biz bu işi şu tarihte yapacağız, şu tatil zamanlarından yararlanacağız ve şu kadar günde bitireceğiz. Bunun eksisi olabilir fakat artısı olamaz. Dolayısıyla bu bizim için temel bir zorluktu. Ama onu nasıl bertaraf ettiğimizi birazdan anlatacağım. Bir diğer zorluk da bunu SAP ile görüştüğümüzde ya biz bu projeyi yapıyoruz ve sıfır bir kurulum yapmayacağız. Conversion yapacağız dediğimizde. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bir dünya çapında bakalım dendi. Bir süre sonra geri dönüş oldu. Dünya çapında yok yani. Ya mevcut şöyle yok tabii ki. Tabii ki vardır. Fakat bu ölçekte ve bizim geçtiğimiz versiyonda eski versiyondan yeni versiyona geçiş anlamında hani 6.0'dan 7.0'dan 16.10'a geçiş dünyada örneği yok dendi. Bu tabii bir default bir acaba sorusu getirdi. Fakat şey de var herhalde. Bu ölçüm aslında son versiyon yoksa artık bu da. Tabii evet. Bu anlamda bizim aslında iki tane canlı geçişimiz oldu. Destek için teşekkürler. Nisan, 25 Nisan tarihinde canlıya geçmiştik fakat onun 3 ay öncesiydi zannediyorum. 25 Ocak civarı olabilir ya da 25 Ocak galiba. 25 Ocak civarında biz OSDB upgrade yaptık. Çünkü zaten eğer bunu yapmazsanız o katalog süresi oradaki kullandığımız katalog süresine ekleniyor. Yani biz Ocak ayında 2 günlük bir kapatmayla zannedersem ya da 1 günlük tam net hatırlayamadım şimdi. O kapatmayla OSDB'yi upgrade ettik. Mevcut versiyonu. Yani kaldık o versiyonda fakat OSDB'yi upgrade ettik. 2012'ye. Bunu yapmak gerekiyordu. Bu bir basamaktı. Eğer onu yapmamış olsaydık bahsedeceğimiz 4 günlük geçiş süresi aslında 6 gün olacaktı. Bu sefer de hani biraz homurdanmalara sebebiyet verebilirdi bu. Yani koskoca şirketi 6 gün kapatamazsınız. Durumları asıl olabilir. Maliyet açısından. Tabii maliyet açısından böyle. Bir üretim şirketi kadar olmasa da ticarette nihayetinde sipariş alan, sevk eden, müşteri hizmetleri tarafında da bütün işlerini bu makine üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla müşteri hizmetlerinin de durması demek. Özellikle müşteri hizmetlerinin durması bu anlamda biraz sıkıntı olabilir. Evet, ay başlarında her şirkette %70, %80 öyledir. Çok güzel bir planlamanız yoksa ay başlarında mesela hani çok sorun değildir. Sipariş girmesen de olur
2-3 gün sonra da alsam olur. Fakat sevkiyat da keza öyle. Ama müşteri hizmetleri beklemez. Müşteri hizmetleri der ki bugün sevk edeceğiz. Dolayısıyla ya bir offline senaryonuz olmanız gerekir. Yani sistem kapansa da önemli değil, benim sevkiyatım durmaz senaryosu kenarda olması gerekir. Ya da bu kapatma süresini çok kısıtlı tutmanız gerekir. Projenin başarısına katkı anlamında da hani aynı çerçevede devam ediyorum. Bu 4 günlük süreyi biz SAP'nin de zaten biraz ikinci, üçüncü denemeden sonra ben öğrendim bunu. Sonradan öğrendim. Yaklaşık zaten canlı geçişle beraber 5 deneme yapılıyor. 5 upgrade denemesi yapılıyor. Biz de zaten tam olarak 5 adım yaptık. Yani canlı geçişle sayarsak aslında canlı geçişin kopyasını 4 kere tekrarladık. Hatta şunu söyleyebilirim çok gönül rahatlığıyla, yani bunu saklamakta, gizlemekte hiç problem yok. Eğer işi sıkı tutmazsanız, çok ilkinde çok sıkı tutmadık biz. Yani mesai saatleri içerisinde sanki bir upgrade yapıyormuşçasına hareket ettik. Ama çok insanları hadi hadi yapalım, hadi sığacağız bu zamana demedik. Ve 1,5 ay gibi bir sürede geçti. Sorun çıktı, düzelttik. Sorun çıktı, düzelttik. Bir sürü o sorun listesini çıkarsam... Yurt dışından da destek aldık. Tabii yurt dışından da destek aldık. Bir sürü açtık. Tabii. Her seferinde çıktı. Hatta her seferinde çıktı. Yani bu sadece ilk upgrade denemesinde değil, ikincide de, üçüncüde de, dördüncüde de ve hatta canlı geçişte de o 4 tane denemede yaşamadığımız sıkıntı hasıl oldu. Ama artık o 5. denemede makinenin karşısında bir acemi yoktu. Yani o kadar çok... Bu işi 4 defa yapmış. Evet, 4 defa yapmış birisi olarak artık eksper olmuştuk. Dolayısıyla canlı geçişte o kadar kolay oldu. Ne kadar çok deneme yapılırsa o kadar çok aslında bu projenin selameti için güzel bir şey oluyor, etken oluyor. Aynı zamanda başarıyı getiren sebeplerden bir tanesi de test kapsamı. Bu anlamda ilk etapta hani projenin başlarında çok sıkı çalışamadık. Çünkü çok yoğun bir şekilde analiz toplantılarına girmiştik. Fakat analiz toplantılarından sonra danışman arkadaşlarımız geliştirme safhasındayken biz iş birimleriyle beraber hadi test case'lerimizi çıkaralım işine giriştik. Ve yaklaşık onun adetlerini zannedersem bir sonraki slide'larda göstereceğiz. Ciddi bir adet senaryo listesi çıktı. Bu senaryo listesinin ne kadar sağlam olursa o kadar canlı geçişten sonra desteğinin de o kadar minimum olacağını biliyorduk. Tabii senaryo listesini çıkarmak da yetmiyor. Bu senaryo listesinin test zamanı geldiğinde de ciddi manada testinin yapılması gerekiyor. Ciddi manada testi yapılsa bile canlı geçiş sonrasında problem çıkacak mı? Kesinlikle çıkacak. Çünkü şöyle durumlar asıl olabiliyor. Bu denli büyük şirketlerde. Yaklaşık slaytlarda bahsettik mi bilmiyorum ama 25 tane ayrı entegrasyon var Vestel pazarlama sisteminde. Bilmiyorum, yani ben çok zorlu holding içerisinde çok bulundum. Yani yaklaşık bir 15 yılın zorlu holding içerisinde geçti. Çok dışarılarda iş yapmadım ama 25 tane ciddi transactional data bulunduran entegrasyon var mıdır diğer projelerde çok bilemiyorum. Bu şöyle bir risk getiriyor. Şimdi test zamanında insanlar normal iş hayatlarından bir vakit ayırıp, her ne kadar siz öncelik belirleseniz de, her ne kadar yönetimsel olarak desteği arkanıza alsanız da, insanlar 3 birim normal orijinal işini yaparken bir birim arayıp ayırıyor test senaryosunu. Dolayısıyla siz test senaryosunu yaparken şöyle bir case'i deneyemiyorsunuz. 25 tane entegrasyonu da test sisteminde dönsün, ERP de dönsün, eş zamanlı hepsi dönsün gibi bir senaryo test etmeniz imkansıza yakın oluyor çoğu zaman. Ve dolayısıyla biz mesela canlıya geçtiğimizde, rastladığımız bir sıkıntıdan bahsedeceğim ama önlük olsun diye söyleyeyim. Hiç şunu yapmamıştık, CRM sistemimiz vardı, TM sistemimiz vardı, optimizasyon programımız var, bir tane o var, POS sistemimiz var ayrı. Ama biz testlerimizi ağırlıklı olarak ERP üzerinde yaptık fakat öyle bir problemle karşılaştık canlı geçişten sonra. Onu teste yakalamamız sadece şöyle mümkündü. Diğer entegrasyonların tamamen test ortamında çalışıyor olması ve ERP'de de aynı anda test yapılıyor olması lazımdı ki biz o case'i yakalayabilirim. Bu da çok imkansıza yakın bir case'di. Ama canlı geçişten sonra diğer o olağan işlerini
o kadar iyi yapmışız ki çok fazla zorlanmadık bu işi yaparken de. O problemi de çözerken çok zorlanmadık. Çünkü bu tür problemler, worst case'ler geldi. Yakalanamayacak test case'leri geldi. Proje başarısına az önce biraz satır arasında değindim. Üst yönetimin katkısı da çok önemli. Aynı dili konuşuyor olmak çok önemli. Projenin milestone diyelim, önemli merhaleleri içerisinde iş biriminin, üst yönetiminin sizin arkanızda, yanınızda, önünüzde oluyor olması çok önemli. Onun katkısı çok önemli. Onun katalize etmesi çok daha iyi oluyor. Yani siz tek başınıza kullanıcılarla baş başa kalmanız kimi zaman sıkıntılara yol açabilir ama üst yönetimin sizinle beraber oluyor olması bu projenin başarısı için çok ciddi bir burada yani. Aslında üst yönetimin hani sizi destekliyor değil, biraz da sizi sanki alıp götürüyor evet. Durumu var. Evet evet, o da var. Zaman yani zaman gerçekten çok kolay olan en büyüğüne kadar tüm IT projeleri için en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet. Yani hani, arkadaki bir konu değil o içerisinde, evet. Önündeki bir konu. Evet. Devamlı baktığı ve evet. Takip ettiği bir evet. Konu. Bu her anlamda sizi de destekliyor. Evet. Ya biz BT olarak hadi dijital dönüşüm şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız dememize gerek kalmadan o evet. Zaten karşı taraf diyor ki evet yapmalıyız. Yani Ermin Bey'in istemesinin nedenlerinden, bu projeyi desteklemesinin nedenlerinden bir tanesi de o. Evet. Yani kendisi nereye götürecek? İşte evet. IoT gibi, evet. AI gibi teknolojileri evet. İstiyor evet. Orada. Evet. Oralarda kendini. Evet. Zaman zaman evet biz ona yetişmeye çalışıyoruz. Ya bu aslında yani. İlk adım olarak bunu görüyor. Evet. Dolayısıyla evet. Yani bunu çok destekliyorum. Evet. Bu arada sorunun başında bahsetmeyi unutmuş olabilirim. Varsa sorularınızı marketing@vektora.com'a rica ediyoruz. Slide'ın sonunda, yani slide'ın birkaç tane slide'ımız kaldı ondan sonra vakit aralarda kaldı. Soru geliyordur, yani yetişemeyebiliriz diye biz şöyle yaptık. Aralarda alırsak ben bir de arkadaşlar görmüştür hani, al dökülür diyoruz. Evet, sunumdan çok sapmak istemiyorum. O yüzden bitişinde soruları alacağız. Bir zaman yeterse cevaplayacağız, yoksa tek tek dönüyor olacağız zaten. Ben şahsen tek tek dönmek isterim. Kalite yaklaşımları, yani bu proje niye kaliteli oldu? Demin bahsetmiştim, ciddi sayıda bir analiz toplantısı yaptık diye. 250 saat süren 65 tane toplantı yapmışız biz proje ekibi olarak. İş sahipleriyle, iş kullanıcılarla. İkinci bir madde, SAP'nin Enable Now ürününü kullandık. SAP'nin Enable Now ürününü eğitim desteği için kullandık. Kullanıcılara biz özellikle kapsamımızı, zamanımız sınırlı diye SAP'in Enable Now'ı bu projenin içerisinde sadece değişen, yenilenen ekranlar için. Yani siz bir kullanıcısınız diyelim, sizin hayatınızda değişecek olan bütün kezlerde ekran by ekran dokümantasyonu yapalım dedik. O kapsamın çok dışına çıkmadık çünkü zaten süremize sığmaya çalışıyorduk. Çıkılabilir, hatta bizim arzumuz ileride SAP'nin içerisine bu modülü gömmek. Yani bir help mekanizması kurup ben bu ekrana girdim, ne yapmadım? Cevabını o ekranın içerisinde alabilmesini sağlıyor olmak istiyoruz. Şimdilik biz sadece dokümantasyonunu çıkartıp bunu düzgün bir file server üzerinde kullanıcılarımızla paylaştık. Ve onlar da bir sıkıntısı olduğunda oradaki ağacın içerisinden bu işlem şöyle yapılıyormuş şeklinde Enable Now'ı kullandı. Hatta ve hatta SAP'nin Enable Now ürününü biz başka SAP olmayan hani SAP ürünlerde de kullandık. Yani bir post çözümümüz var. O post çözümünde bir takım ekranları SAP'nin Enable Now üzerinden kullandık. Bu anlamda ben gayet fiyat performans anlamında da bayağı bir katkısını gördüğümüzü söyleyebilirim. Projeye başlamadan önce kullanıcıların birebir transaction historisini aldık. Yani analiz toplantılarına gitmeden evvel biz İbrahim Bey iş birimi diyelim. İbrahim Bey ben geldiğimde, İbrahim Bey şu işlemleri yapıyormuşsunuz siz diye biliyordum zaten. Kendisi kendi süreçlerini anlatırken ve sorunlarını anlatırken ben aslında arka planda biz BT olarak siz şu işi standartta buradan da yapabilirsiniz önerilerini getirebiliyorduk. Neden? Biliyorduk çünkü onun neler yapıp yapamadığını. Transaction history bu anlamda hani sadece bu
Convergent ya da S4HANA'ya özgü bir şey değil. Başka bir ERP projesi olsaydı, bundan 5 sene önce de olsaydı aynı işi yapıyor olurduk ve katkısını alıyor olurduk. Bunu yapmalarını proje yönetecek arkadaşlar için söylüyorum. Hani bunu yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Bahsettik zaten, 4 prova yaptık. 4 güne sığmayı sonuncu provada başardık. Yani sonuncu provaya kadar sığamamıştık. Sonuncu provada gerçekten bir geçiş gibi oldu. Ve hatta stakeholder'ları, yani işbirlikçi her o projede kimler varsa tüm paydaşları da zaten hazır bulundurduk. Bir nevi bir şey gibiydi. Hatta karıştırdılar. Yani ne zaman geçiyor? O zaman mıydı? Bu tarih miydi? O tarih miydi? Falan gibi şeyler oldu. O kadar ciddiye aldık son provayı. Çünkü sığmanız çok önemliydi. Tarihsel olarak, zamansal olarak. Kullanıcı kabul testleri sırasında ikinci başka bir faktör kaliteyi getiren. Demin bahsetmiştim, test senaryoları çıkardık. Burada işte adetleri vermişiz. 96 iş süreci için, yani 96 iş süreci nedir? İşte bir kredi kontrol diyelim. Mesela bu bir iş süreci. Sipariş girişi, iş süreci. Rezervasyon yapma, teslimat yapma, iş süreci. Mal hareketi yapma, iş süreci. Atıyorum, muhasebe belgesi oluşturma, iş süreci. Bla 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 gibi iş süreçleri, 96 adet iş süreci varmış ve bunun içerisinde de o 96 iş sürecini oluşturan aslında 1228 tane test senaryosu var. Yani aslında atıyorum bir duran varlık oluşturma, o oluşturma, değiştirme, görüntüleme, şunu yapma, rapor çekme vesaire, o iş sürecinin altında bir sürü kırılım var. Biz bu kırılımı gayet çok yaptık ki canlı geçiş sonrasında desteğimiz o kadar minimiz olsun. Ve bu hakikaten kaliteyi getirdi. Projeyle ilgili. Üst yönetim desteği dedik. Zaten bahsettik. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Ne kadar kaldı? 45 dakikayı da doldurmuşuz. Maşallah var yine. Bir komitemiz vardı. Hem üst komitemiz vardı hem de alt komitelerimiz vardı. Proje yönetimi anlamında. Bunların ciddi katkıları vardı. Bunların align olmaları gerekiyor. Bu arada çok sıklıkla yani kimileri çok sıklıkla, kimileri yani mesela haftalık biraz kesinlikle proje ana komite bir haftada buluşmalı. Üst komite bir ayda, minimum bir ayda buluşmalı. Bu 12 aylık bir proje için bahsediyorum tabii. Gibi bir periyotta işlerimizi yürütmeye çalıştık. Başka kısa ve uzun dönemli kazanımlar, işte mobilde tanıştırdık Vestel Pazarlama'yı. Çok hızlı geçmeye çalışacağım. Hızlandık mı? Evet, hızlandık. Bu hızlanma yalnız hızlanmayı sağlayan faktörler arasında sadece SAP yok. Burada Vectora'nın da, bizim projemiz için Vectora'nın, başka projeler için diğer danışman firmaların S4HANA ile birlikte de ilk slaytlarda bahsettiğimiz o tablo yapılarının değişmesi vesaire gibi süreçlerden yararlanmak gerekiyor. Conversion yaparken o tablolardan yararlanmak gerekiyor. Conversion'u o şekilde yapmak gerekiyor. Migrasyonu o şekilde yapmak gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece hani hızlanma onunla çok paralel gelmeyecektir. Standartlaşmayı sağladık mı? Evet, sağladık nispeten. Yaklaşık 2000 tane bizim ZD ekranımız vardı. Bu ekran diye üstüne basa basa geçiyorum. Yani bunun içerisinde bakım tabloları olsun, programlar olsun, core operasyon yapılan ekranlar olsun, rapor alınan ekranlar olsun. 2000 tane adeti biz yaklaşık 1000'e indirdik bu projeyle birlikte. Excel'de bir takım yürüyen süreçleri standarda çektik. Bu da standartizasyon kapsamında değerlendirilebilir. PI modülümüzü bana göre çok rahat bir şekilde PO modülüne çevirdik. Ve aslında hiç bahsetmedik buraya kadar. Biz bu S4HANA geçişiyle birlikte VM olan yedek parça depoyu, Vesta Pazarlama'nın müşteri hizmetlerine hizmet eden yedek parça depoyu, yani yetkili servislere yedek parça gönderen yedek parça depoyu, VM'den iyi VM'e çektik. Bunun neler kazandırdığına dair konulara girmeyeceğim, zaten süremizi aştık. Öyle de bir proje paralelde yürütüldü bizde. Ayrı bir konsantrasyon gerektiği için bu projenin içerisine almadık bunu. Orada da sevkiyat planlaması anlamında ben o projeyi yürüten arkadaşlarımız adına söylüyorum. %30 gibi bir tasarruf sağlandı, belirtildi. Soruları bu arada almışız ve maillerimize de iletilmiş, bir bakalım paralelde. Ben de bir sonraki slayta geçeyim diyecektim ki pastayı kestiğimiz fotoğraf çıktı. Burada çok önemli bir aslında şey. Sizin
yorumumuz olmuştu. Hani biz şöyle 4 gün bir planlama yaptık aslında ama ilk gün hani bu kadar rahat eve gidebileceğimi düşündüm. Evet. Yani o geçişte benim ilk aklıma gelen oydu açıkçası. Ben bu projeye başlarken sırasında zaten uyuklayacağım günler olacağını biliyordum. Uyumayacağım günler olacağını biliyordum. Ama kim derdi ki canlı geçiş sırasında ben gideceğim evime, akşam çocuğumu seveceğim. Ertesi gün sanki hiç canlı geçiş yokmuş gibi mesai saatinde geleceğim. Ya bu rahatlığı sağlayan aslında o anlattığımız şeyler oldu. O başarıyı getiren o anlattığımız şeyler oldu. Ben de o pastayı keserken aklıma gelen aslında oydu. Ben uykumu almıştım. Hadi bitsin de eve gidelim demiyordum. Yani. Bir sorunlarımız var. Almaya çalışalım. S4'un hangi versiyonuna konuluyordu? 16.10'a geçtik. Aslında 17.09'a da geçebilirdik. Orada bir parantez açayım. Ama 17.09'la ya bizim yaptığımız şey şu oldu. 16.10'un getirdiklerinin listesini aldık. Sonra 17.09'un simplification listesini aldık. İkisinin arasında neler farklı olduğuna baktık. Ve dedik ki 17.09'da mesela pazarlamaya özgü ihtiyaçların bunu almamız çok önemli. 17.09'da şu özellik varmış, biz ona geçelim dediğimiz bir madde olmadığı için 16.10'a geçtik. Yani mesela ben bir üretim şirketi olsaydı ben 17.09'a geçelim isterdim. Mesela PP modülünde bildiğim kadarıyla ciddi değişiklikler vardı. Dolayısıyla hani üretim şirketi olmadığı için biz bu versiyona geçtik. Bu anlamda daha önce de bahsettim, az evvel de bahsettim. Simplification List, SAP'nin yayınladığı bu liste değişiklikleri gösteriyor. Siz eğer bir versiyona geçecekseniz bu versiyonun size getirdiklerine buradan bakabilirsiniz. Yani ben mesela televizyon alırken ya da ben herhangi bir dayanıklı tüketim malı alırken bakarım ben ne alıyorum? 3D televizyon. 3D seyredebilecek miyim? Hayır, hiç seyredemiyorum zaten. Niye alayım? Mantığında bakarak biz 16.10'a geçtik. 17.09'a da evet geçebilirdik ama bundan sonraki upgrade'leri ben şey olarak görüyorum artık. Gözümüz kapalı geçeceğimiz geçişler olarak görüyorum. Bu bir milattı. Bu sağlamış. Yaparken bu son çıkan paket yeni çıktı. Evet. Sanki bir patchler gibi düşünüyorum artık. Şimdi 16.10'dasınız zaten. Artık bundan sonraki zaten geçişleriniz daha ufak tefek geçişler. Hatta bunu hissetmeyeceği şekilde geçiş yapılabilir. Melih Bey'in bir sorusu var. Yaklaşık kaç terabaytlık bir veri tabanı konverjörü yapıldı ve downtime süresi ne kadar? 2 terabaytlık bir vardı. Ne kadar downtime aldık? 4 gün demiştik. Bu 4 günü nasıl sığdırdık? İlk 2 günü tamamen basic'sel adımlarla geçti. O S4 dönüşüm projesi yapanlar bilir, onun bir chart'ı vardı sıralamayla birlikte. O chart'ın içerisinde gerçekten S-Pro'dan uyarlamalara giriştiğiniz nokta bizim 2. günün sonunda oldu. 2. günün sonunda biz o Simple Finance'in adımlarına başladığımızda işte 2 gün bitmişti. Sonrasında da bize entegrasyon testlerini yapmaya ve diğer kullanıcı testlerini yapmaya, canlı geçişten önceki kullanıcı testlerini yapmaya yaklaşık 20 saat gibi bir zaman kaldı. Yani geriye kalan o S-Pro'daki adımları biz yaklaşık 24-30 saat aralığında bitirmiş olduk. Oğuzhan Aslan'ın bir sorusu var. OSDB upgrade ile ilgili detayı verebilir misiniz? 4 güne çıkaracak koşullar neler? OSDB upgrade'ini biz 4 günde yapmadık. Orada bir belki ben hızlı anlatıyorum, orada karışmış olabilir. OSDB upgrade'ini 1 ya da 2 gün demiştim. Çok emin olamadım şimdi. Ona da bakıyor olurum. 1 gün diye hatırlıyorum. Orada 4 günlük bir geçiş olmadı. Biz IP değişikliği de yaptık bu arada onu OSDB upgrade'ini yaparken. IP değişikliğini yapıp tek bir network, ayrı bir network havuzun içerisine aldık S4'a. Yani diğer SAP sistemlerimizin olduğu bir ortam düşünün. Onların bulunduğu IP grubundan çıkartıp S4'a farklı bir yere aldık. Ve DB ile application'lar arasında gayet geniş bir bant genişliğinde bir ortam hazırlamış olduk. Aslında challenge'lardan bir tanesi de buydu. Network konusu da çok önemli. Network hızları vesaire çok önemli. Yani o konuya da ayrıca... IoT ile ilgili bütün şeyleri kontrol ettik. Network testlerimiz de oldu. Ona değinmedik ama işin teknik tarafında gayet ciddiydi. Aslında 4 gün değil.
kesinti olsun diye bayrama getirdiğimiz bir süre var. Öncesinde evet. Aslında başlık bir adımları işlettirip downtime'ın evet. Girişi 4 gün başında. Evet, evet. Aynen. Yine Oğuzhan Bey'in bir sorusu var. FICO açısından özel bir gün beklenmesi gerekiyor. FICO açısından hani downtime kastediliyor zannedersem. Aslında demin biraz cevaplamış oldum gibi geliyor bana. Hani basis'i biz yaklaşık 48 saat aralığında beklemiş olduk. Basis tarafı işini bitirdikten sonra, yani basis tarafı diyorum bunu ama migrasyon adımları diyelim biz ona. Migrasyon adımları tamamlandıktan sonra FI'nin migrasyon adımlarına geçişimiz zaten ikinci günün sonunda oluyor. O da yaklaşık, demin söylemiştim, 24-30 saat bandında sürdü. Geriye kalan zaman da bize aslında canlı öncesi test zamanı kalmış oldu. Ve gayet de yeterli oldu bizim için. Hazırlıklıydık da o ana. Key user'larımızın olması gerekiyordu ve onları hazır tuttuk. Key user'lar o anlamda biraz artı mesai yapmış oldular. Ama başarılı bir geçiş oldu. Oğuzhan Bey'in sorusu. Evet. Bir kısmını yine yanıtladık ama yine 4 testimizle karşılaştığımız sorunlar basis kaldı mı? Yoksa uygulama tarafındaki testlerde fark edilemeyen durumlar mı? Kesinlikle çok girift. Yani istenirse ben detaylarını da Oğuzhan Bey'le paylaşabilirim. Sadece basis katmanında, sadece şu modülde diye sınıflandırmamız çok doğru değil. Aslında yani Vestel pazarlama üzerinde düşünürsek, demin ilk başta bahsetmiştim ben söze başladığım da SD, MM, FI, CO gibi modüllerden oluşuyor demiştim. Başka şirketlerde mesela QM modülü çok önemlidir ve onunla ilgili problemle karşılaşılabilirdi. Öyle bir proje yapılıyor olsaydı QM çok önemli. QM'le alakalı bir sıkıntı yaşanabilirdi ama bizde tabii ki SD ağırlıklı olduğu için SD sorunları geldi. Bizim örneklerden bir tanesi mevcutta olmaması gereken açık bir client'ın kapalı olması gereken bir client'ın açık olduğunu gördük. Bu ilk migrasyonumuzda rastladığımız bir konuydu. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Yani çok sınıflandırmak doğru değil. Pınar Hanım'ın bir sorusu var. Burada da Migration projesinde cloud ile destek sağlayabiliyoruz. Bu arada performans açısından cloud uygun görüyor musunuz? Sanırım şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir tablo göstermiştik. Burada hani yeni uyarlamayı cloud'a geçiş şeklinde yapabiliyoruz ama conversion'ı cloud üzerinde değil olduğumuz yerde yapıyoruz. Aslında bizim seçimimiz, yani bizim özelimizde, Vestel pazarlama, Vestel ticaret üzerinde düşünürsek bizim cloud'a çok yanaşmıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesini regülasyon olarak değerlendirebiliriz. Regülasyonu yani, şöyle sıralarda yani bir cloud ortamında tutuluyor tabii ki. Yani cloud ortamının aslına bakarsak ana mantalitesi bu verinin nerede olduğunu bilmememiz. Çeşitli dünyanın çeşitli serverlarında ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oluyor olabilmesi. Regülasyon da bize şunu diyordu, hala da diyor bildiğim kadarıyla, kritik sistemlerde veriyi Türkiye içerisinde tutmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla hani biz bunu eğer cloud'a geçirseydik, regülasyon açısından sıkıntı yaşayabiliriz düşünmesi. Yani aslında gelecekte sıkıntı olmayacağını ben şahsım adına öngörüyorum. Yani şu an zaten kullanıyoruz. Evet, yani, evet zaten kullanıyoruz. Yani, bu anlamda bizi rahatlatacak kararlar gelecektir diye düşünüyorum. Sorumuz daha varmış. Biz bu arada bir saati buldu. Evet, bayağı bir oldu. Bu arada performansı sormuş Pınar Hanım. Onu şu anda deneyimlediğimiz bir şey değil. Şöyle, aslında performansı değerlendirmeyi kullanıcıların tarafına sorarsak istediğimiz performansı aldığımız departmanlarımız var kesinlikle ve ağırlıkla diyebilirim. Ama almadım diyenler de var. Ben bunu daha çok SAP'nin certify yapmasını istiyorum. Aslında bir live check yapılması gerekiyor. Bizim sistemimizde henüz yapılamadı. Bizden sebeplerden dolayı bir şekilde yapılamadı. Bu live check yapıldıktan sonra aynı early watch gibi, EVA raporları gibi bir rapor beklentim var. O beklentimiz karşılandığında biz aslında resmi görebiliyor olacağız rapor neticesinde. Bence yani geçiş yapacak olan arkadaşların SAP ile koordineli bir şekilde, SAP Türkiye ile koordineli bir şekilde geçiş zamanlarını bildirmesi, yani ben şu tarihte geçeceğim, evet. Raporumu şu tarihte alacağım vesaire konularını destekle ilgili konularda çözüm evet. Yani bir destek alacak, kimden destek alacak. Bunu hani sektör temsilciniz artık destek tarafında ciddi bir şekilde konuşarak
planlamamızda fayda var. Evet. Son bir soru. BP geçişinde çok fazla soruyla karşılaştık. Yani öyle güzel bir soru ki sanki tanıdık mı acaba diye demeden geçemiyorum. Evet, BP ile ilgili şöyle sıkıntılar vardı. Aslında biraz da bizden kaynaklanıyordu. Business Partner'a ilişkin numara aralıkları, yani Business Partner'ı biraz açıklayalım bilmeyenler için. Gerçi biliyordur çoğu kimse buna bağlanır ama. Aslında satıcı ve müşteri olarak ayrı ayrı yönettiği müşteri-satıcı yapısını, SAP, Business Partner'da birleşti. Bunun zaten örneğini CRM'de göstermişti, Real Estate'de göstermişti. Yani böyle bir şeye gidiyorum beni, biz görüyorduk. Kullanıcılar görmüyordu. Ve geçmişten yapılmış uyarlamaların bazıları bizde şöyle bir probleme yol açtı. Aynı numara aralıklarına sahip farklı müşteri ve satıcılarımızın olması ve conversion yapıyor olmamız, onları farklı bir numarada taşıma gereksiniminin hasıl olması, hangi numarayı tercih edeceğiz vesaire gibi konularına ekstradan girmemize neden oldu. Tabii burada da evet, hep diyoruz paydaşlarla elinde iş birimiyle daha çok el ele gitmek gerekiyor. Onların olaya bakış açısı önemli, onların öncelikleri önemli. Ağırlıklı olarak finans muhasebe tarafında biz hani kararlarımızı almaya çalıştık bu anlamda. Nasıl hareket edelim anlamında. Evet, zorlandık ama korktuğumuz bir zorlanma değildi bu. Yani eyvah ne yapacağız demedik. Yapacaklarımız belliydi. Sadece hani 3 birim yaptık, 5 birim yaptık vesaire gibi. Vektora'ya da bu anlamda teşekkür ederim. Biz yani hep beraber yani beraber aslında hem Vektora tarafında hem de Zorlu tarafında proje yöneticiliği çok ciddi bir mesaisi oldu. Ve bu çaplı büyük projelerde ben çok önemli görüyorum proje yönetimi. Çünkü hani koordinasyon, herkes çalışmak istiyor ama onlar koordine bir şekilde çalışmaları, birbirinden haberdar olmaları siz proje yöneticileri sayesinde oluyor. Ve hani ben baktığım kısa dönem içerisinde çok ciddi bir şekilde proje yönetimi çok iyi çalıştığını, hem raporlama hem herkesi koordine yapmamında gördüm. Bu anlamda da teşekkür ederiz. Hem vektör adına hem aslında zorlu adına. Bence yavaş şey yapalım artık, kapatalım. Soruları daha sonra yapalım. Sonraki soruları. Sorular için her zaman Vektora, marketiyle Vektora.com'a yazıyor olabilirsiniz. Cevapları mümkün mertebe vermeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Bize süremizi de biraz açtık. Sonuna kadar sabırla dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Fatih, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.